Partisi, Diyanet Devleti, Sayın Gülşen Erdiler, Sayın Gürtekçiler, bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bey, Ekrem İmamoğlu bizi birlikte. Kendisi bugün İstanbul'da her yerde harıl harıl geziyor Cumhuriyet Halk Partisi'ni mabada götürmek için. Sayın Ekrem İmamoğlu, Diyanet'e hemşehrilerinizin ve Diyanet'teki bölgesinin gerçekten çok içten selamlarını getirdim. Özellikle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız için İstanbul'da herhangi bir hedefiniz, herhangi bir şunuz var mı? İstanbul'a geldiklerinde Viyana gibi çok yeşillerin içerisinde, parkları güzel, yaşam standardı en üst seviyede olan bir kent. O kadar İstanbul'a göre çok küçük bir kent olmasına rağmen toplu ulaşım sorununu çözmüş, atık yönetimini çözmüş, örnek bir şehir. Hedefimiz aynı Viyana gibi dünyanın en yaşanabilir ilk 10 şehrinden bir tanesi olması İstanbul. Viyana'daki hemşehrilerimiz, dostlarımız da İstanbul'a geldiklerinde yani çirkin bir şehir değil, güzel bir şehir görmenin keyfini yaşayacaklar. Buna çok önem vereceğiz. Benim Viyana'da çok kadim dostlarım var. Özellikle 16. Viyana'daki dostlarıma buradan selam söylüyorum. Herkes benim iyi arkadaşlarım ama Hüseyin abinin yeri ayrı, ona da selam söyleyelim. Başkanım, işte ikinci bir sorun, özellikle Türkiye'de özürlü vatandaşlarımız için olur da hayırlısıyla kazanırsanız güzel projeler. Kesin. Var, olmaz mı? Engelli vatandaşlarımız bir şehri yaşayamıyorsa, bir şehirde dolaşamıyorsa, bir şehirde kendilerini eksik görüyorlarsa problem var demektir. Dolayısıyla tüm İstanbul engelliler için yaşamın her alanına, çalışmaktan tutun eğitime, gezmekten parka gitmeye varıncaya kadar, ulaşım araçlarını kullanmaya varıncaya kadar her alanda var olmalarını sağlayıcı tedbirler alacağız. Bu konuda yüksek standartta olan bir kent olacağız. Çok teşekkür ederim. O zaman Mart'ın sonu bahar, inşallah bir cemre de sandığa düşecek. İmamoğlu sağlıktan çıkacak. Eyvallah değerli dostum. Selamlar Viyana'ya.